önemlisi erkek egemen sistem normlarıyla kadınlar erkeklerle aynı işleri yapsa bile eşit ücrete tabi tutulmuyorlar. Ve biz eşit ücrete, eşit işe eşit ücret talebinde bulunuyoruz her zaman. Ayrıca iş yerlerinde de tacize ve mobbinge de maruz bırakılarak bunu sindirmeleri bekleniyor. Bu noktada aslında iş yerinde şiddetin ve tacizin ortadan kaldırılması sözleşmesi olan 90 nolu ILO sözleşmesinin bir an önce bizim orada danışma olarak onaylanmasını ve yürürlüğe girmesini, uygulanmasını talep ediyoruz. Ve sözleşme demişken de tabii ki kadınların ve LGBT'ye artıların hukuk ve yaşam garantisi olan İstanbul Sözleşmesi'nin de yeniden imzalanmasını talep ediyoruz. Ve biz kadınlar olarak bunu yeniden mücadelemizle haklarımızı, hayatlarımızı savunduğumuz sokak yeniden imzalatacağız diye umuyoruz. Bu noktada ücretli emeğimizde eşitliğin sağlanması, ücretsiz emeğimizde de özellikle kadınların emeğini sömüren ve kadına şiddeti pekiştiren karşılıksız ücretsiz bakım emeğimizin kamusallaştırılmasını istiyoruz. Mor danışma olarak da bunu taleplerimizde sürekli belirtiyoruz. 25 Kasım'da Mirabel kardeşlerden Mahsa Amini'ye itaatsizlik ateşini yakmaya, erkek egemen sistemle mücadele etmeye bütün kadınları sokağa davet ediyoruz. Kadın savunma olarak bu yıl taleplerimiz arasında elbette ki savaş karşıtlığı var. Kadınlar savaş istemiyorlar. Savaşa değil kadınlara bütçe ayrılmalı diyoruz. Diyanete, savaşa, tarikatlara ayrılan bütçenin kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi, yoksullukla mücadele edilmesi için kullanılması gerekiyor. Kadın savunma olarak tüm bu taleplerimizi örgütlemek için mücadeleyle sokaklarda olacağız ve itaatsizlik ateşini yakacağız. İtaat etmiyoruz, hayatı istiyoruz diyoruz. Peki kadınlar olarak nasıl bir hayat istiyoruz? Kadınlar olarak sokaklarda rahatça dolaşabildiğimiz, şiddete uğradığımızda adil bir şekilde şiddet faillerinin yargılandığı, İstanbul Sözleşmesi'nin uygulandığı, aile diyerek kadına yönelik şiddetin normal sayıldığı düzenin yok edildiği bir hayat istiyoruz. Bu hayatı elde etmek için kadınlar olarak elbette mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü kadın kazanımları, kadınların aslında almış olduğu haklar, mücadeleyle tırnaklarımızla kazıyarak almış olduğumuz haklar. Bu nedenle bu sene sokaklarda Gülistan Doku nerede demeye devam edeceğiz. Bu sene de sokaklarda tecavüze, tacize, kadına yönelik her türlü şiddete karşı sesimizi yükseltmeyi sürdüreceğiz. Kadın savunma olarak tüm kadınlara çağrımız, hep beraber örgütlü kadın mücadelesinde buluşalım ve itaatsizliği birlikte örgütleyelim. İtaat etmiyoruz, hayat istiyoruz diyoruz. Tüm kadınlar 25 Kasım'da sokaklara. Özellikle şu dönemde nefret politikalarının çok fazla üretildiği ve aynı zamanda kadına atfedilen toplumsal rollerin çok ciddi bir şekilde ortaya çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Gerek bu Ailenin Koru adı altında yapılan nefret yürüyüşleri olsun, gerekse bu aile yasasıyla beraber kadınlar, LGBT artılar belli bir şu anki devlet tarafından belli bir baskı altına alınmaya ve yaşamları aslında yok sayılmaya ve tehdit edilmeye çalışılıyor. Mesela aile devlet yasasında işte kadının yeri diye atfettikleri şeyler aslında biz kadınların yaşamlarını kısıtlayan, sınırlayan ve özgürlüğümüzü görmeyen bir yerden tutuluyor. Aynı şekilde yine aile kavramı bu kadar kutsanırken LGBT bireylerinin yaşamları da burada göz ardı ediliyor ve bu LGBT bireylerinin yaşamları tehdit ediliyor aleni bir şekilde. Devletin güvenliğinin sağlandığı yasal mitinglerde ve yürüyüşlerde aslında bir nefret söylemi ve insanların özgürlüklerinin ve yaşamlarının tehdit edildiği bir ortam var.